Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi l-azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî arsel rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashabihil mukaddimîne alel khayri velev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtuhâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve biz senedil muttasil ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Afetul ilmi en nisyan. Ve idaatuhu en tuhaddise bihi gayre ehli. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan izam aleyhi salavat ve teslimatın ehli beyt el asab etbalar rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden İrtihali dar vaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları ve üstazlarımız meşayih efendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen cemaat kardeşlerimizin bu cami-i şerifi bina edenlerin bugüne kadar yaşamasında vesile olan emeği geçenlerin bu cami-i şeriften güzeran eden eimme hutava müezzinin kayyimin mümin ve müminatın Erva için el Fatiha. Allahu Ve afetul hadisi el kezbu. Sözün afeti yalandır. Konuşmak insanlara mahsus Allah'ın büyük bir lütfudur. Evet, ne kadar bir lütuftur. Derdin meramını anlatıyorsun. Bak, Allah peygamber ben anlatıyorum, sen dinliyorsun, dilimden biliyorsun. Ne güzel. Bu dil ne bu kadar büyük nimet. Büyük nimet. İnsan duruyor. 50 yaşında, 60 yaşında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Bu diliyle geçmişini siliyor, cennetlik oluyor. Men tadamme li ma beyne lehyeyhi ve ma beyne ricleyhi tadammentu lehul cenne yahut da tekeffeltu lehul cenne. Kim bana iki dudağı arasıyla iki apış arasını garanti ederse, diline, beline hakim olursa cenneti garanti ediyorum diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dil çok önemli. Arz ediyorum. Hazreti Ömer'i alalım şimdi. Hazreti Ömer en çok şarap içen adammış. En çok çocuk öldüren adammış. Kendi kızını bile diri diri toprağa gömmüş. Bu kadar katı kalpli bir adammış. Pehlivan adam, celadetli bir adam. Herkesin ödü kopuyor. Diyor ki bir şey unutamıyorum. Çocuğumu gömüyorum diyor diri diri. Gömerken kumlar diyor sakalıma uçuştu kumlar. Gömüleceğini bilmiyor zavallı kız diyor. Babacığım sakalın tozlanmış diyor, tozunu silkiyor diyor. Ben bu kadar katlar Ömer'dim diyor. O kızı gömdüm toprağa diri diri diyor. Bu kadarken Ömer La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi bu diliyle, kalbinden gelen tasdikle peygamberin sağ kol oldu aziz müminler. Evet, Kur'an kendi adı geçiyor salihul müminin diye. Müminleri salihidir diye bu kelime La ilahe illallah kelimesini bu dille söylüyoruz biz. Elhamdülillah. Ama şimdi bir de dikkat edelim. La ilahe illallah diyerek böyle kurtulduk. Güzel Müslüman olduk. Veya affet ya Rabbi dedik. Ramazan'da gözümüzden yaş geldi. Sen bilirsin ya Rabbi dedik dilimizle. Allah da silin dedi. Diyecek zaten. Ama arkasından dinini, imanını, kitabını diye söverse yine bu dille oluyor değil mi? Mahvediyorsun. O güzel cennet köşklerini bir anda yakıyorsun. Cehenneme
yer ayırttırıyorsun. Dine sövmek. Din Allah'ın dini. Kitap Kur'an, Allah'ın kitabı. Sövülür mü? Allah şarabı, içkiyi yasak etmiş. Bırak canım ya, yasak mıdır bu? Bunu yasak edenler kendisi yasak olsun. Ya içeceksen itiraz etme be adam, değil mi? İnkar ettiğin anda o dille söyleniyor bunlar. Bir anda kazandıklarını yok ediyorsun. Ve de sen diyorsun ya, dilin kemiği yok. Hakikaten dilin kemiği yok. Ne demek istiyor? La ilahe illallah de der. Ula senin anana uğradın da der bu dil kelime. Kemiği yoktur. Dilini garanti edersen diyor ey mümin, ben de sana cenneti garanti ederim. Ne kadar güzel. Aman dilinize sahip olun. Bu dil, bakın çok enteresan. Her şeyde Allah'ın insanları koruması, nimeti, lütfunu, ihsanını görüyoruz. Bakın, Kur'an'da da var. Biz size diyor, iki göz verdik, iki kulak verdik, iki burun deliği verdik, iki dudak verdik, bir tek dil verdik. Ne demek bu? İki defa bak, iki defa dinle, iki defa kolaçan et, kokla, kontrol et. Ondan sonra bir defa konuş demek. Rastgele konuşursan şaka yaptım efendim ben. Öyle diyor şimdi bana mektup yazıyorlar. Ya hocam diyor seni ben dinliyorum. İşte bir adam dine sövse, kitaba sövse imanı kalmaz. İmanı kalmayınca nikahı da kalmaz. Hocam diyor benim herif günde 20 defa dine imana sövüyor diyor. Sonra da diyormuş ki şaka yaptım diyormuş. Bunun şakası olur mu? Dikkat et. Dilin ne söylediğini kulağın duysun. Bir anda bakın, cani adam müminlerin en şereflisi olabiliyor bu dille. La ilahe illallah dediği için. Ama mümin şerefini elde etmiş, iman şerefini elde etmiş bir kimse de küfrettiği anda bu dil belası bir anda cehennemlik olabiliyor. Bugün hukuklarda öyle değil mi? Öyle değil mi? Mesela birisine ulan senin ananı avradını diye sövsen hemen adam şikayet ediyor, hakaret davası açıyor. Ondan sonra mahkeme diyorsun ki ben şaka yaptım. Dinler mi hakim? Dinler mi? Dinlemez. Sövmeyi, küfrü, şaka yaptım yok. Dinlemezler. Dinlemezler. Ağızdan çıkana bakarlar. Ağızdan çıkana bakarlar. Lütfen peygamberin bu uyarısına dikkat edin. Şu dilinize sahip olun. Yalan söylemeyiniz. Yalan söylerseniz Allah'ın verdiği o güzel konuşmayı, sözü, anlaşmayı mahvedersiniz. Aleyhinize bir duruma getirirsiniz. Sözün afeti yalan söylemektir. Evet, öyle söylüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve afetul ilmi en nisyanu. Evet, İlmin afeti nisyandır söyledik. Ve afetül hilmi es-sefeh. Hilim. Hilim ağırbaşlılık. Kızmamak. Allah insana akıl vermiş. Akıl. Bu akıl eğriyi doğruyu gösteriyor. Ama nasıl akıl? Duygulardan arınmış akıl. Mesela bir adamı çok haset etseniz, kim besleseniz, aklınız sizi kurtarmaz. Hasediniz aklınızı örter. Bir adamı çok sevseniz aklınızı örter o sevgi, doğruyu bulamazsınız. Aklı selim, duygulardan arınmış. İşte burada şunu söyleyebiliriz. Akıl Allah'ı bulmak için yaratılmıştır. Akıllı adam Allah'ı bilir bulur. Ebu Cehil çok akıllı adamdı. Neden Ebu Cehil olarak kaldı? Peygamberi kıskançlığından, hasedinden, kibirinden, kininden, kin, haset, kibir, duygudur. Onun aklını örttü, kafası çalışmadı, gerçeği göremedi. Gerçeği göremedi. Şimdi bu öfke, kin, nefret, gazap hayvanlarda bulunur. Bizim de hayvan tarafımız var. Bir ruh tarafımız var, arştan gelmiştir. Allah'ın ruhundan üflenmiştir, arştan gelmiştir. İnsanoğluna, Adem babamıza, bir de topraktan tarafımız var, hayvan tarafı. Hayvanlar da
sudan yaratıldı, topraktan. Hayvan tarafı öfke, kin, haset, kıskançlık. Mesela önündeki bir yiyemekte olduğunu birisi gelirse hemen boynuzuna sürter. Onu toslar. Köpek ısırır. Yılan ötekini görüyorsunuz televizyonlarda nasıl boğuşuyorlar. Yemel kıskanırlar. Bu kıskançlık onlarda da var. Ama onlarda akıl yok. Akıl bizde var. Bu kıskançlık duygularını eğer arındırmazsak aklımız çalışmaz. Hayvanlaşırız. Hayvanlaşırız. Hatta aklımızı o duyguların emrine köle ederiz. Hayvanlardan da beter oluruz. Çünkü hayvan akıl olmadığı için ne zarar vereceğini planlayamaz. Ama insanın aklı oldu mu şerre kullanırsa, duyguların esiri olursa ne yapar adam? Benim talebelim zamanında ismini vermeyeyim. Bir adam vardı, üniversiteyi birincilikle bitirmiş. Banka soyuyordu. Yakalayamıyorlardı. Müthiş zeki adam. Aklını şeytanlığa kullanıyor. Sonunda yakaladılar ya. Epey banka soydu, bilmem şurayı burayı dükkan soydu. E işte duygulara mahkum olursanız o adamın derdine hırs, para hırsı. Ona mağlup oluyor, kafası çalışmıyor, zekası. Şimdi Peygamberimiz buyuruyor ki afetül hilmi es-sefa, kızmamak Allah'ın bize lütfettiği nimetlerden birisidir. Kızmadık mı kafamız çalışır. Kızdık mı kafa çalışmaz. Bir adam gelmiş. Ya Resulullah demiş, ben çölde yaşamış tahsilsiz bir adamım. Kafam pek çalışmaz. Bana az bir şey söyle ama cenneti kazanacağım. Ona göre demiş. Peygamberimiz de bir kelime söyle. La tagdab, kızma evladım. Sana yeter demiş. Hani kafam almaz dediysem ya Resulullah bu kadar da değil demiş. Biraz ilave et. La tagdab demiş yine. Ya Resulallah anlamadınız herhalde demiş. Biraz ilave et. La tagdab. Üç. Dördüncü gün demiş. Ya Resulallah daha ilave et. La tagdab. Evet, dört defa kızma, kızma, kızma. Kızmadın mı Allah'ın verdiği akıl çalışır. Eğri mi doğru mu tayin edersin. Hanımınla tartışırken kızmayı, öfkeyi bir tarafa bırakırsan söyleyeceğin kelime bu aileyi yıkar mı, yıkmaz mı? Hesap edersin. Ama öfkeliysen neler yapmazsın ondan sonra? Hoca gel bizim aramızı buluver. Yıkmışın birader. Gönül sırçadır. Sakın gil sımayasın. Sırça sınalı beri bütün olası değil. Yunus ne güzel söylüyor. Gönül sırçadan, camdan yapılmıştır. Kırıldıktan sonra birine gelmez diyor. Kırık kalbi tamir etmek zordur diyor. Değil mi? Onun için öfke geldi mi ne yapacağını bilemezsin. Aileyi yıkarsın, dinini yıkarsın, arkadaşını mahvedersin. Hapse girecek kadar kötü söz söylersin. Öfkelenmedin mi kafa çalışır, doğruyu bulursun. Peygamber ne güzel söylemiş. Kızma evladım, kızma evladım, kızma evladım, kızma evladım. Kızmamak hilim sahibi olmak demek, halim olmak demektir. Allah da halimdir. Allah'ın güzel isimlerinden birisi de halimdir. Kızmayan adam Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanmış demektir. Allah eğer gazup, aynı zamanda gazuptur ama halimdir. Eğer halim olmasaydı bir tane insan kalmazdı yeryüzünde. Öyle isyanlar oluyor ki siz de biliyorsunuz. Mülk onun, ay onun, güneş onun, dünya her şey onun. Seni de o yarattığı halde hop diyor, isyan ediyor Allah'a. Böyle elimize yetki olsa bizim ne yaparız adamı? Hemen boğazını sıkarız. Buna bak ya, bu kadar iyilik yapıyorum böyle yapıyor diye. Ama Allah halim olduğu için duruyor, kızmıyor. Kızacağı zaman sizler camiyi dolduruyorsunuz. Allahu Ekber diye saf bağlıyorsunuz. Meleklere diyor ki bakın kullarıma. Benim huzurumda el pence divan durdular. Gazabımı erteledim diyor. Halim. Allah halim. Hilim sahibi olmak böyle güzel bir şey. Bu hilim sahibi sıfatında olan adamın bu güzelliğini ne giderir? İşte onun şeysini sefeh. Yani ağırbaşlılık, kızmamak değil. Tehavürle hareket etmek. Oho falan diyor. Kızdım hocam diyor. Hemen şunu söyledim. E kızdın ama ağızdan çıktı. Gereği yapılıyor. Ben nasıl tamir edeyim şimdi? Nasıl tamir edeyim?
sabah namazında yine telefon ediyor. Bir hanım, ben Uygur Türklerindenim diyor. Buraya yerleştik. Benim herif diyor, üçü beşi hepsini sıraladı diyor. Kızdı bana diyor, beni boşadı. Seni dinliyorum ben, bizim iş ne olacak diyor. Ben dedim müftüye git, müftüye git. Pişman olmuşsun ama faydası var mı? Müftüye git dedim, o bir çare bulsun sana. Yani böyle halim, hilim sahibi olmak gerekir. Sefeh ne demek? Düşünmeden, ünün arkasını düşünmeden söyleyivermek, yapıvermek hilim sıfatını yıkar. Galiba biz bu hilim sıfatında sınıfta kalacağız. Evet, yumuşak huylu adam, kızmayan adam bir şey söyleseler bile cevap vermek için, bir iş yapacaksa bile tehevürle, acelecikle hareket etmez. Düşüne düşüne önünü arkasını hesap ede ede hareket eder. Ben 1956'da İstanbul'a geldim. O zaman İstanbul Bayezid Meydanı'ydı, şimdi Hürriyet Meydanı oldu ya. Orada havuz vardı, tramvay geçiyordu falan. 6 defa yıkıldı, bozuldu, yıkıldı, bozuldu. De adam bunu düşün, bir sene düşün, bir defa yıkma yahu. 6 defa milyarlar gitti yahu. Yazık değil mi buna? Şu caddeyi açıyorlar, düşünmeden ya partili, şu partili, öteki partiye kızıyor. Orada ders vermek istediği birisi var. İktidara geçmiş mesela, şu veya bu devir demiyorum, sakın alınmayın. Yıkın şunu diyor. Kendisi yapıyor, bir başka elinde şunu yıkın diyor. Yazmaz tahtası bizim caddeler be yahu. Meydanlarımız be yahu. Evet, yazık değil mi? Evet. Maalesef peygamberimizin bu prensiplerini batılılar. Mesela ben Amerika'da Truro şehrinde bulundum bir sene. Köprü yapılacak. Belediye derhal üniversite havale etti. Köprü yapalım mı yapmayalım mı? İyi mi olur kötü mü olur? Adam 100 senelik 200 senelik sonucunu değerlendirin bana diyor. İlim adamlarına hemen karar vermiyor. Yapmamız, para masraf edeceğiz. Bu yaptığımıza değer mi değmez mi? İyi mi kötü mü? Üniversiteden rapor aldıktan sonra halka soruyor. Yapalım mı yapmayalım mı? Biz ne yapıyoruz? Yıkın şunu. Sonra tuh param yetmedi. İşte böyle düşüne düşün. Yavaş hareket etmezsen, yani bu yavaş hareket etmek kızmamak anlamına, tehevürle karar vermemek anlamına, halimlik bu demek. Fizibilite yapacaksın, düşüne düşüne hesaplı yapacaksın, hep kazansız çıkacaksın. Peygamber de onu söylüyor. Böyle güzel sıfatın var, kızmıyorsun, hep aklına, mantığına danışıyorsun. Birdenbire kızarsan, böyle çabuk karar verirsen, sefeh o demek. Böyle yazık olur diyor, yazık olur. Yıkar gider senin bu güzel huyunu diyor. Ne güzel prensipler bunlar. Allah hepinizden razı olsun. Allah imanımızı kamil, ahlakımızı güzel eylesin. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eylesin. Helalden bol rızık versin. Hayatımız boyunca cömertlik yaparak iyi yollara, Allah'ın verdiği ölçülerde hayır yapma yarışına devam edenlerden eylesin. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Subhanakallahum ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruke ve netubu ilek. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.